Merhaba arkadaşlar, YouTube Adam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size Adobe Premiere CC'de intro yapımını göstereceğim arkadaşlar. YouTube'a hepimiz video hazırlıyoruz. Videoların girişlerinde de illaki güzel bir intromuzun olmasını hepimiz isteriz arkadaşlar. Ben de küçük çaplı bir çalışma yaptım arkadaşlar. Benim sayfamdaki, kanalımdaki videoların girişindeki introya da benziyor aslında. Onu hemen size göstereyim arkadaşlar. Videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Adobe Premiere CC'de yapıyorum ben bu introyu. Adobe Premiere CS6 veya After Effects gibi programlarda da yapılabilir arkadaşlar. Çok daha değişik programlarda da yapılabilir arkadaşlar. Hemen ben size şöyle kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Yazımız geliyor arkadaşlar. YouTube logosuna çarpıyor. YouTube logosu bir yanıp sönüyor. Sonra yazımız tekrar geldiği gibi kadrajdan çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Bunun altına istediğiniz ses efektini zaten siz koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hemen göstereyim arkadaşlar. Size yapılışını oldukça basit. Videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz gerçekten yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmaz. Eminim çok daha iyilerini de yapabilirsiniz. Çünkü Adobe Premiere CC programı gerçekten bu işler için yapılmış bir program. Video editleme, video düzenleme, efekt editleme ve animasyon yapmak için tasarlanmış bir program arkadaşlar. Gerçekten çok işinize yarayacağına eminim. Adobe Premiere programınız yoksa arkadaşlar, bundan bir ya da iki önceki paylaştığım videomda Adobe programlarını ücretsiz nasıl indirebileceğiniz hakkında bir video hazırladım arkadaşlar. Oradan da Adobe'nin 2017 bütün sürümlerini çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. YouTube'a çok daha kaliteli videolar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben lafı fazla uzatmadan geçeyim arkadaşlar nasıl yaptığıma. Öncelikle yaptığım çalışmayı bir sileyim ben arkadaşlar. Hatta buradaki projeleri de sileyim. Şu an Adobe Premiere programı arkadaşlar tertemiz oldu. Buradan sağ tıklayıp import diyorum arkadaşlar. Burada sol tarafta bir adet YouTube logosu, bir adet arka plan, bir adet de adam yazısı var arkadaşlar. PNG olduğu için, yazı siyah olduğu için arkada gözükmüyor. Şimdi bu üçünü işaretleyip aç diyorum arkadaşlar. Programın proje kısmına geliyor. Dikkatli izleyin arkadaşlar. İlk önce arka planı sürükleyip timeline'ın içine atıyorum arkadaşlar. Timeline zaman çizelgesi arkadaşlar. Buraya attıktan sonra üstüne bir kez tıklıyorum arkadaşlar ve sağa tıklıyorum. Buraya iki kez tıkladıktan sonra bunun boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz fazla büyük oldu. Şöyle yeterli arkadaşlar. Sonrasında YouTube logosunu getirip üstüne sürüklüyorum arkadaşlar. Ona da aynı bu adımı izliyorum arkadaşlar. Bu adımı izlememin sebebi ekrana tam oturmasını sağlıyor arkadaşlar. Görüntünün ekranda tam ortalı bir şekilde durmasını sağlıyor. Bu yazımızı da biraz küçültelim arkadaşlar. O da şurada dursun. Evet arkadaşlar, onu da ortaladık. Son olarak da arkadaşlar yazdığımız PNG adam yazısını getiriyoruz arkadaşlar. Onu da aynı şekilde ekrana yerleştirdikten sonra fotoğrafın üzerine bir kez tıklayıp onu da burada ekrana ortalıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarda bir kasma var. Bunu şu an için anlayamadım arkadaşlar. Bu da burada bu şekilde duruyor arkadaşlar. Onu da ekranımıza ortalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar dikkatli izleyin. Adam yazısına bir kez tıkladıktan sonra burada şu şekilde boşluk ya arkadaşlar. Buraya bir kez tıkladıktan sonra buraya geliyoruz ve efekt kontrol kısmını açıyoruz arkadaşlar. Pardon. Efekt kontrol kısmını açıyoruz arkadaşlar. Efekt kontrol kısmını açtıktan sonra
Burada motion ayarları geliyor arkadaşlar. Pozisyon diyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce biz yazımızın burada görünmesini istemiyoruz arkadaşlar. Dışarıdan gelecek. YouTube logosuna çarptıktan sonra tekrar geldiği yerden geri çıkacak arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Hemen başlayalım arkadaşlar. Buradaki rakamlardan sağa hareket ettirerek yazımızı önce kadrajdan dışarı çıkarıyoruz arkadaşlar. Başlama şekli bu şekilde olacak. Sonra bu çizgimizi biraz öne getirdikten sonra arkadaşlar yazımızın kadraja tekrar girip çarpacağı noktaya kadar getiriyoruz arkadaşlar. Tam çarptığı noktada bırakıyoruz arkadaşlar. Buraya gelip bir kez tıklıyoruz ve buraya işaret koyuyoruz arkadaşlar. İşaretimizi koydu. Yine çizelgemizi öne alıp şimdi de bunu kadrajdan tekrar çıkaracağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde rakamların üstüne bir kez tıkladıktan sonra parmağımı mouse tuşundan çekmeden sağa doğru sürükleyerek çıkardım arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak. Pardon arkadaşlar, bir yanlışlık var. Şu kısımda şurada şunu çıkaracağız arkadaşlar. Görünmeyecek. Şimdi başlatalım. Geldi. Çarptı ve tekrar çıktı arkadaşlar. Evet, burası buraya kadar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi YouTube logomuzun çarptığı zaman yanıp sönmesi gerekiyor. O hareketimizi vermek için arkadaşlar YouTube logomuzun üstüne bir kez tıkladıktan sonra buradaki işaret çizgimizden tam çarptığı yerde durduruyoruz arkadaşlar ve buradan opacity ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. İlk başta videomuzun YouTube logomuzun görünmesini istediğimiz için arkadaşlar bir kez tıklıyoruz oraya. İşaretimizi koyduk arkadaşlar. Hafiften çok az bir sağa çekiyoruz. Çok az arkadaşlar. Opacity ayarını tam tersi yapıyoruz. Hafiften çizgimizi biraz daha sağa çektikten sonra arkadaşlar yine opacity ayarımızı %100 yapıyoruz. Bunu da şöyle açalım arkadaşlar daha rahat görmek için. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bir tekrar baştan başlatalım. Evet arkadaşlar, çok hızlı yanıp söndüğünü fark ettik az önce. Bunu yakınlaştırarak çalışırsanız arkadaşlar daha rahat çalışırsınız. Şöyle. En baştakine dokunmuyorum arkadaşlar. Çünkü orası yazıyla logonun çarpışma noktası arkadaşlar. O yüzden en sağdakini biraz böyle açıyorum bu tarafa. Ortadakini de tam ikisinin ortasına ortalıyorum arkadaşlar. Tekrardan başlat diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yavaş bir şekilde yanıp söndü. Arkadaşlar bunun altına istediğiniz ses efektini koyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Gerçekten yapılışı basit. Burada birçok daha değişik ayarlar var arkadaşlar. Mesela çarptığı zaman YouTube logosu aşağı yukarı ya da dairesel şekilde hareket edebiliyor arkadaşlar. Onları da ilerleyen videolarda size göstereceğim. Çünkü onları yapmak bayağı bir uzun sürüyor. Sizi açıkçası burada sıkmak istemem arkadaşlar. Adobe Premiere programında bu şekilde intro yapılabiliyor arkadaşlar. Tekrardan hareket ettireyim. Gördüğünüz gibi altına istediğiniz ses efektini koyabilirsiniz arkadaşlar. O çarpışma esnasında kulağa hoş gelen ses efektlerinden koyduğunuz zaman olur. Peki bunu nasıl kaydediyoruz arkadaşlar? Çok basit. İsterseniz buradan file kısmından arkadaşlar Sivas diyebiliyoruz ya da hiç uğraşmayın diyorum ben size orayla. Direkt CTRL-M yapın arkadaşlar. CTRL-M yaptığınız zaman arkadaşlar bu şekilde videonuzun H264 bildiğiniz gibi MP4 modu arkadaşlar.
buradan nereye gideceği hakkında sizden bilgi istiyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru getireyim. Bu öne çektikçe arkadaşlar videonuzun kalitesi artar. Yani görüntü kalitesi artar. Ama dosyanın boyutu da artar arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Sonrasında audio kısmı zaten ses kısmı arkadaşlar. Videonuzda ses varsa onları da ayarlayabilirsiniz. Onun haricinde buradan arkadaşlar videonun çözünürlüğünü ayarlayacaksınız. Buradan aşağı doğru iniyoruz biz. YouTube'da video paylaşacağımız için, YouTube için hazırladığımız için arkadaşlar videoları. Aşağı kısımda YouTube 1080 HD modu var arkadaşlar. 720 de var, 480 de var ama ben 1080 HD'yi tercih ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyor arkadaşlar. Şu kısımdan isterseniz videonun boyutunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an olmadı ama şöyle bir kez tıkladıktan sonra mı oluyordu? Şu an değişmiyor arkadaşlar. Normalde değişiyordu. Her neyse. Buradan ayarladıktan sonra arkadaşlar export diyoruz arkadaşlar. Render almaya başlıyor. Yani videomuzu kaydetmeye başlıyor arkadaşlar. Bunu ben iptal edeceğim. Bu şekilde introlar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde detaylı bir şekilde çalışırsanız çok daha kolay bir şekilde introlar hazırlayabilirsiniz. Ben buradan After Effects programını da açayım arkadaşlar. After Effects programı bildiğiniz üzere bir animasyon programı arkadaşlar. Kullanım açısından Adobe Premiere'e bakarak daha zor arkadaşlar ve daha karmaşık. Benim tercihim Adobe Premiere'den yana. Onu da ben kullanamam diyorsanız şöyle size CS6'yı da açayım arkadaşlar. Okeyliyoruz arkadaşlar buradan. Buraya da okeyliyoruz. Adobe Premiere CS6'da kullanım açısından son derece kolay bir program arkadaşlar. Biraz üstünde kafa yorarsanız gerçekten güzel şeyler ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Kaliteli videolar yapmak istiyorsanız kaliteli programlarla çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam, kullanımı biraz zor ama YouTube'da bunlar hakkında birçok videolar var arkadaşlar. Araştırırsanız kendinizi çok fazla geliştirirsiniz. Bunlar sizin çok faydalarınız olur arkadaşlar. İlerleyen videolarda değişik intro videoları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Efekt videoları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videoların devamı için ve kanalımın gelişmesi açısından kanalıma abone olur ve videoya beğeni atarsanız çok memnun edersiniz beni arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.